Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle balkonumdayım. Çok ses var. Lütfen verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim şimdiden. Evet arkadaşlar, küpe çiçeklerim ile videoya başlamak istedim. Küpe çiçeklerim bu şekilde balkonumda duruyor. Şöyle bir tane yaprak düşmüş arkadaşlar. Bu da yaprağı, güzelinin yaprağı. Onun üstüne düşmüş. Şimdi küpe çiçeklerim balkonumda duruyor. Öncelikle bu videomu bir takipçimin, bir arkadaşımın yorumu üzerine çekmek istedim. Sormuş ki balkonumda çiçeklerim ne zaman evin içerisine alabilirim diye. Şimdi ben size çiçek çiçek söyleyeyim. Mesela küpe çiçeklerimiz. Küpe çiçeklerimiz balkonda duruyor şimdi. Ama kışın evin içerisine alacağız. Çünkü soğuğa dayanıklı değiller sevgili arkadaşlar. Çok aşırı soğuklar çıktığı zaman küpe çiçeklerimizi evin içerisine alınız. Ne zaman? Daha var. Ekim'in ortalarına, sonuna doğru çiçeklerinizi evinin içerisine alabilirsiniz. Yani Kasım'da alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hangi çiçeklerdir bunlar? Küpe çiçekleri. Bu gördüğünüz küpe çiçeklerinin tamamını ben evin içerisinde bir yer hazırladım. Evin içerisinde de çok çiçeğim var. O yüzden bunlara da ayrı bir yer hazırladım. Küpe çiçeklerimi alacağım. Ne zaman? Kasım'da. Yaprağı güzel çiçeğimi alacağım. Bunu camımın önüne koyacağım. Yine gün ışığı alsın diye sevgili arkadaşlar. Bu da aynı şekilde Kasım'da. Bakın yaprağı güzel çiçeğim bir sürü filiz verdi. Tekrardan yetiştirebiliriz. Bunlar balkonumda duruyor. Bu evin içine girecek sevgili arkadaşlar. Bu da az soğuklar çıktığı zaman evin içine girecek. Biliyorsunuz bunu bir ay oldu ekeli. Bakın minicik bir filizden ekmiştim. Ne kadar büyüdüler maşallah. Evin içerisine girecek Kasım'da. Balkonumda duruyor. Soğuğa dayanıklı. Evin içerisinde de oluyor. Begonyam. Begonyam yaz kış balkonda duruyor sevgili arkadaşlar. Bunu balkonda tutabilirsiniz. Aman begonyam kurudu, dalı kurudu, hiçbir yaprak yok diye sakın begonyanızı atmayın. Öyle bir begonya çiçeğiniz var ise o canlanıyor arkadaşlar. Dursun, yaz ilkbahar, yaz başlangıcında yeşeriyor güneşi gördükçe ve bakımla sevgili arkadaşlar. Çuhalar evin içerisine girecek. Çuha ev çiçeği. Nedir? Bunlar benim sarı kızlarım, biliyorsunuz sukulent cinsi, yaz kış balkonda duruyor, hiçbir şey olmuyor. Daha çok soğuğa, soğukta daha iyi oluyorlar arkadaşlar. Böyle çiçekleriniz var ise bu cins soğukta durabilir. Sardunyalar, sardunyalar yapraklarını sonbahar sararabiliyor. Bu şekilde onları toplayın. Yaz kış açıyorlar sevgili arkadaşlarım. Kışın da bunları videosunu sizlere hazırlayıp çekeceğim. Açtıklarını göreceksiniz. Sardunyalarınız balkonunuzda durabilir. Yaz kış bunlar da soğuğa dayanıklıdır. Evet, çuha, küpe, kalanşo, yaprağı güzeli, çuha dedik. Barış çiçeği, menekşe, orkide, bunlar ev çiçeği arkadaşlar. Bunlar evi seviyor. O yüzden bunların evin içerisinde durması gerekiyor. Küpe çiçeği ve çuha şimdilik balkonumda, dediğim gibi sonrasında alacağım onları. Yani 1 Kasım'dan sonra mutlaka çiçeklerinizi evin içerisine alınız sevgili arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Yorumlara bekliyorum.